Belki sorusu olanlar varsa el kaldırabilirsiniz ya da mesajdan yazabilirsiniz. Ben takip edeceğim. Sunum için teşekkür ediyorlar. Şu an için bir soru gelmedi henüz. Teşekkür ederim. Açıklayıcıymış. Eğer soru yoksa bir 10 dakika ara verebiliriz. Daha sonra Zehra Eryürü'nün sunumu olacak. 10 dakika arada da şunu öneriyorum. Mikrofon ve kamerayı kapatıp geri gelmek daha pratik olabilir belki. Daha sonrasında Zehra Hanım'ın sunumu başlayacak. Ben çok ufak bir şey eklemek istiyorum. Vaka üzerine ben tartışmak isterim. Fikri olanlar, yorumu olanlar, özellikle Zehra Hanım. Daha sonra mı yapalım bunu yoksa şimdi mi yapalım diye sormak isterim. İsterseniz tartışabiliriz tabii şimdi ama ben de biraz değiniyorum emeği vakasına. Farklı kapılardan, pencerelerden şey diyorum, işliyorum. O nedenle isterseniz iki sunumu birlikte tartışabiliriz bence. Tabii. O halde şimdi 10 dakikalık aramızı verelim. Begüm, sesin kapalı Begüm, bir şey söylüyorsun ya. Soru da yok galiba. O zaman 35 geçe. Tamam. Tekrar buluşuyoruz. Teşekkürler için çok teşekkür ediyorum. Bir çay kahve molası herkes için. Aynen. Teşekkürler. Simge Hanım teşekkürler. Zehra Hanım, isterseniz sözü size verelim. Tamam, teşekkür ederim. Sesim iyi geliyor mu? Evet. Tamam. Gayet iyi. Peki, tanımayanlar için birkaç bilgi vermek istiyorum. Ben Brüksel'de yaşayan ÖPFSL Lacancı Forumların Okulu'nun analist üyesiyim. Ve Türkiye'deki forumunun inisiyatifini başlatan kişiyim. Öncelikle Simge ve Sima'ya teşekkür etmek istiyorum sunumlarından dolayı. Gayet zengin ve çalışılmış bir şekilde sunuldu bu vaka ve psikoz teması. Tabii ki daha uzun zamanımız olsa bunu birkaç seansla işlemek isterdik ama ancak bu şekilde yapabildik bu seferlik. Belki sonrasında devam edebiliriz. Ben bu sunumumda Colette Soler'in ve Lacan'ın geliştirdiği iki konsept, Simay'ın ve Simge'nin de değindiği iki konsept üzerine çalışacağım. Babanın adının men olması, men edildiği konsept ve Joyce'un bize öğrettiği simptom konsepti. Ayrıca tabii ki psikozda aktarımı biraz ele alacağım ve konuşacağım. Lacan psikozu çok erken bir dönemde, yani psikanalize girer girmez tanımını şöyle yapmıştır. Öznenin bir düzeni. Yani bir hastalık olarak değil, bir delilik olarak da değil, öznenin bir düzeni olarak tanımlar. Bu çok önemli bir terim çünkü bu düzen, psikozu düzen olarak ele aldığımızda klinikte onu çalışmamızı da değiştirecektir psikozun anlayışımızı. Nasıl anlıyorsak o şekilde çalışırız zaten. Yani psikoz yapısı bir düzendir. Tıpkı nevroz gibi, sapkınlık gibi, hatta fobi gibi diyecektir Colette Soler. Sırf bu nedenden dolayı bize öğretecekleri, yani çok önemli bilgilerdir ve psikozla ilgilenmemizi gerektiren bir nedendir der Colette Soler. Psikozu bir yapı düzeni olarak tanımlanması bence çok önemli bir tanım.
Lacancı psikanalizde, şöyle başlayayım söylemime. Lacancı psikanalizde psikoz men edilmemiştir. Hatta Lacancı psikanalizde psikoz dahil edilmiştir. Tıpkı Lacan'ın yapı düzeni olarak tanımladığı gibi. Lacan bilindiği gibi klinik çalışmasını ve psikanalize girişini psikoz vasıtasıyla yapmıştır. Bunu Simay da bize anlattı. Hatta öğretisini de psikozla başlatmıştır. Freud'un ilk çalışmaları nevrotiklerle olmuştur biliyorsunuz. İstedikler sayesinde Freud hem bilinç dışını keşfetmiştir hem de psikanalizi terapötik metod olarak kurmuştur. Lacan'ın girişi psikiyatrist olduğu için de tabii ki bunun bir etkisi var. Psikoz kapısından psikanalize giriş yapmıştır Lacan. Hatta her seferinde söylüyoruz ama yani psikiyatristlikten öte Lacan'ın dahiliği matematikçilerle haşır neşir olması ve aynı zamanda döneminin bilginleriyle, bilim adamlarıyla da çalışmaları olduğu için farklı bir girişi olmuştur. Biraz tekrarlama olacak ama başka türlü yapamadık. 1930'larda doktora tezi esnasında çalışmalarını psikanaliz ışığında başlatır Lacan. Psikanalizle ilgilenmesine neden olan tez konusu olacak, paranoyak emeği vakası bir psikoz vakasıdır. Lacan henüz psikanalize yoğunlaşmamış olsa da analitik literatürden esinlenmeye, Freud'u okumaya başlamıştır. Tezini henüz analist olarak yazmış olmasa da tezinin içindeki izlediği hat ve Lacan'ın emeği ile yaptığı tedavi klasik psikiyatriden büsbütün uzaktır. Hatta Lacan'ın çalışmalarında analitik pozisyonun domurcukları belirgindir. Paranoyak psikozun kişilik ile ilişkisi başlığını taşıyan tezi 1932'de yayınlanmıştır. Bu tezin hemen ardından 1933 ve 34 akademik yılında Lacan, Papen kız kardeşlerin cinayeti üzerine bir çalışma sürdürür. Buna ilişkin yazdığı makale Paranoyak Cinayetin Nedeni başlığıyla Minotör dergisinde 3. sayısında yayınlanmıştır. Bunların ardından Lacan psikanalize gitgide yoğunlaşır ve peş peşe aile kompleksleri, nevrotiğin mitosu ve ayna evresi çalışmalarını gerçekleştirir. Ve bunun ardından ayna evresini metnini yazdıktan sonra Lacan baba olur. Önemli bir veri olduğu için söylüyorum bunu. Lacan öğretisi boyunca emeği vakasını yeniden ve yeniden yorumlayacaktır. Her yeni buluşlarını, sorgulamalarını emeği vakasıyla yüzleştirecektir. Lacancı psikanalizin başlangıcında psikozun olması elbette Lacan'ın psikiyatriden gelmesine bağlanabilir. Ama bu biraz kolay ve hızlıca yapılmış bir bağlantı olur. Lacan psikiyatrist olarak psikanalize giriş yapar ama psikanalizde psikiyatri nozografisini veya klasifikasyon dediğimiz sıralamaları takip etmez, uygulamaz bunları. Lacan psikanalize girer ama Freudcu akımın psikanaliz ve psikoz anlayışıyla da bağdaşmaz. Freudcu akımın psikozu analiz dışı tutması Lacan'a haykırıdır. Lacan için hiçbir talep geri çevrilemez. Bilakis bu geri çevirme kişinin yapısıyla ilgili ise. Lacan'a göre bir analist ona gelen talebin ve oluşan aktarımın karşısında hastanın yapısı ne olursa olsun orada durmalıdır diyecektir. Lacan psikozun karşısında geri adım atmamamızı, psikotik hastaları geri çevirmememizi önerir. Lacan böylece psikanalize girer girmez, o ana kadar psikanalizin sadece nevrotik hastalara uygun olduğunu savunan zihniyetin
psikoz tabularını da yıkmış olur. Lacan tıpkı nevrozu tanımladığı gibi psikozu da öncelikle bir özne düzeni olarak tanımlayacak. Ve hem öğretisinin merkezine hem de kliniğin merkezine dahil edecektir. Psikozu psikanalizden men etmez, yani savunacağı tezi tamamıyla uygular ve öğretisinin sonuna kadar psikozu sorgular. Parantez içinde söylüyorum, biraz sonra da söyleyeceğim ama mesela o dönemki, hatta şimdi hala belli bir akım, analiz takımı psikotik hastaları analize almama kararında veya onlara farklı bir uygulama çalışmalarında. Bu Lacan'cılarda bu şekilde olmuyor. Onu zaten çalışıyorum şu anda. Psikotiklere karşı bazı analistlerin tutumuna karşı gelir. Psikotiklere karşı ayrı muamele, onları dışlayıcı tutumlar hala bazı Lacan'cılarda da olmak üzere maalesef ayrımlar yapılmaktadır. Bu tutumlar çoğu zaman ya analistin psikozdan korkmasından dolayıdır veya yeterli deneyimi olmamasındandır. Freudcu analistler psikotiklere psikanalizi uygun görmemişlerdir. Bazı Lacan'cı analistler de divanı psikotiklere uygun görmezler mesela. Bu batıl inançlara göre psikotikler analize edilemez veya psikotiklerde arzu yoktur veya psikotikler aktarıma giremez gibi düşünceler vardır. Veya bir hasta psikotikse divana alınamaz gibi varsayımlar da vardır. Ama bunlar Lacan'ın da dediği gibi daha çok o psikanalistlerin bilinçsizliğini sergiler. Hala konuşan varlığın tekilliğine inanılmıyordur der. Lacan'ın psikanalize getirdiği yenilikler çoktur. Öğretimi Colette Soler'in tabiriyle zengin bir kuyudur ve hala bunun ilk başlarındayızdır biz. Ama Lacan her seminerinde hiç şaşmadığı bir etiki savunmuştur. O da analize alınan öznenin tekilliğidir. Kişi hangi yapıda olursa olsun, psikotik, nevrotik veya sapkın, onu öğrenme ve bilme arzumuzla karşılamamız gerekir. Bu etik tutum, tek kuralımız olan serbest çağrışımın temelindedir. Lacan bu çerçeveyi belirledikten sonra analizde karşılanan bazı dirençler içinde bu analistin direnci diyebilmiştir. Analistin direnci ise analist arzusunun orada olmayışının kanıtıdır. Lacan'cı psikanalizde bilme arzusu önce analiste mevcut olmalıdır. Lacan öğretisinin başından sonuna kadar psikoz kliniğini psikanaliz çalışmalarından ayırmaz. Özenle ve büyük bir titizlikle kliniğinde olduğu gibi seminerlerinde de psikozu ciddiye alır. Tıpkı bir histerik ile obsesif yapıyı karıştırmadığı gibi nevrozla psikozu da ayırt etmeyi bilir. Lacan farklılıkları kaldırmaz çabasına hiçbir zaman girişmemiştir. Hatta analizin sonunda mutlak farklılığı hedefler. Psikoz ya nevroz sınıflaması da yapmaz. İki yapıdan da yapının da psikanalize katacağı bilgilerin peşindedir. Bazı psikanalistler Lacan'ın Lacan'ı yanlış okuyarak psikoz nevroz ayrımı yaparlar ve bunun yanıltısına da düşebilirler. Tekillik psikozla nevrozla veya oradaki farkı görmezden gelmekle elde edilmez. Lacan'ın üstünde durduğu tekillik, biriciklik, her özneye özel bir yapı olgusudur. Yani oradaki özne nevrotik veya psikotik olsun. O yapı üzerinde durulmaz. Asıl öznenin kendi ona özel yapısında durulur. Çünkü her özne dile girişini
büyük ötekiden gelen gösterenlere cevap vererek yapar. Bu cevap ötekine bir evettir veya bir hayırdır. Ama kişinin özel hikayesine ilişkindir ve kendisine has bir cevaptır. Psikotik analizanlarımızla farklı çalışmayız. Sadece tedavinin yönünü ve aktarımın manevrasını farklı tutarız. Psikanalitik metodun psikoz için uygulanmasının mümkün olmadığı inancın bir nedeni var aslında. Bu da en başta psikozda aktarımın ve arzunun mümkün olmadığı düşüncesidir. Lacancılardan bahsediyorum burada. Biraz önce söylediğim gibi Freudcüler çoğunlukla zaten psikotik hastaları analize almazlar bile. Bazı Lacancı analistler de psikotik hastalarda biraz anaç bir tutum içinde analize alırlar. Onlar için psikozda aktarım mümkün değildir dedik. Bu düşünceye göre psikotik hastalar aktarıma giremezler ve arzulayamazlar. Çünkü onlar için A nesnesi çıkarımı gerçekleşmemiştir. Nesne onlar için düşmemiştir denilir. Nesne onların hala cebindedir denir. Bu teori yanlış değildir tabii. Çünkü Lacan'ın ilk aşamalarında söylediği şeyler, Lacan'ın ilk dönemlerde ürettiği bir teoridir. Ama bu psikotik hastaların arzulamadığı, sevmediği veya bilgiyi aktarım etmediği anlamına gelmez. Elbet psikotik öznelerin arzuları nevrotik öznelerinkiyle bir değildir. Aralarında bir fark vardır. Ama bu fark onlarda arzunun olmadığı anlamına gelmez. Psikotik psikoz seminerinde bu barizdir Lacan'ın. Bu seminerde şöyle söyler. İnsan dünyası şundan oluşur. Özne arzusunun nesnesini arar hep. Ama hiçbir şey onu o nesneye götürmez. Gerçek, arzu ile desteklendiği takdirde başlangıçta halüsinasyondan ibarettir. Bu metinler yayınlandığında bu kısımları daha farklı okursunuz umarım. Tekrarlayayım çünkü önemli bir geçiş bu, yani çok erken bir vakitte söylediği bir durum. İnsan dünyası şundan oluşur. Özne arzunun nesnesini arar hep ama hiçbir şey onu o nesneye götürmez. Gerçek arzu ile desteklendiği takdirde başlangıçta halüsinasyon ibarettir. Burada görülüyor ki Lacan psikoz-nevroz ayrımı yapmadan öncelikle insan gerçekliğinden bahsediyor. Ve Lacan'a göre arzu olmadan gerçeklik olamaz. Böylece Lacan aynı zamanda gerçeklik ve haz ilkelerini de yeniden tanımlıyor. Freudcu akımla burada bir ayrışma olacak. Çok erken vakitlerde yani. Her durumda bir arzu tarafından desteklenmeyen hiçbir insan için gerçeklik ilkesi düşünülemez. Psikotik içinde tabii ki dolayısıyla. Bu gerçeklik ilkesini kavrayan bir kişi ilişkilerinde bunu yansıtır. Aşk ilişkilerinde veya arkadaş ilişkilerinde ötekiyle ilişkide mutlaka arzunun oraya geçmesini sağlayacak bir eksikliğin oluşması gerekir. Lacanca tabirle A nesnesinin çıkarılması gerekir. Bu durumlar eksiklik mevcut kılan durumlardır. Eksikliği mevcut kılan durumlardır. Kişi yapısı ne olursa olsun ötekine yer açabiliyorsa, ötekinin eksikliğini hissedebiliyorsa, orada eksik mevcuttur. Eksiklik mevcuttur. Bir başka deyişle arzunun koşulu olan eksiklik bir psikotiğin ilişkiye girmesiyle belirginleşir. Bu tabii her psikotik için bu şekilde olmaz. Her psikotik için geçerli değildir. Ama bir nevrotik kişilerde ötekine pek yer, pardon yanlış söylüyorum, nevrotiklerde ilişkilerde ötekine yer açmadığı, arzulayamadığı, A nesnesini cebinde tutar gibi kapalı bir tutumda olabilir. Bununla yapı ölçülmez demek istiyorum.
Yani bir kişinin aşk ilişkisi, ilişkisiyle veya arkadaş ilişkileriyle yapı ölçülmez. Nevrozda, nevrozla psikoz arasındaki fark, arzunun varlığı veya yokluğundan değildir. Fark başka yerdedir. Nevrozla, nevrozda ve psikozda arzu farkı farklı boyutta yer alır. Yani ikisinde de arzu var ama farklı boyutlarda belirleniyor. Nevrozda arzu simgesel boyutta yer alacaktır. Psikozda imgesel boyutta yer alır. Ve ilişkiler de zaten nevrozda daha çok simgesel boyutta ilişkilenir. Psikozda daha çok imgesel, imajiner boyutta ilişkiler oluşur. Psikotik özne düşündüğü şeye veya hayal ettiği şeye inanır. Tıpkı bazı tetiklenmiş psikozlarda, halüsinasyonlarda veya sanrılara inandığı gibi. O hatta sanrılarını kendisi gibi sever der Lacan. Bu da bize psikotiklerle aktarımın şeklini göstermektedir. Psikotikler için arzu problematiği, sorunu büyük ötekiyle ilgilidir. Psikotikler için sorun, büyük ötekinin arzusuna bir anlam verememektir. Veya büyük ötekinden net bir arzu belirlenmemiştir. Bu durumlar da psikozda belirgindir. Arzusuyla bir anlam veremediği yerde veya büyük ötekinin arzusuna bir anlam veremediğinde, orada bir noksanlıkla karşı karşıya geldiğinde psikoz tetiklenebilir. Ve sanrılar olsun, deliryumlar olsun, oradaki eksiği ve noksanlığı telafi etme amacıyla işlev görür. Yani ötekinin olmayan arzusunu sanrıyla var edecektir bir psikotik özne. Yine erotomanide olduğu gibi mesela psikotik özne ortada hiçbir şey olmasa da ötekinin onu sevdiğini, arzuladığını düşünür ve buna inanır. Oradaki açık olan her neyse erotomani ile kapatmaya çalışır. Arzusuna neden olan nesneyi ötekinde aramaz. Buradaki fark çok önemli. O genelde sevildiğine ve arzulandığına emindir. Simge de biraz önce anlattı emeği vakasıyla. Bu nedenle Lacan arzuya neden olan nesneyi cebinde taşır der psikotik için. Çünkü ötekinde aramadığı bir şeydir. Psikotiklerde analizde en hassas nokta aktarımdır. Büyük ötekiyle bu şekilde ilişkilenen bir özne nasıl bir psikanaliste aktarımda olabilir? Hemen şunu söyleyebiliriz. Psikozda aktarımın elbet mevcut, psikozda aktarım elbet mevcuttur ama yine burada da nevrozdan farklı bir biçimde devreye girer aktarım. Hatırlarsanız aktarım öncelikle bir talepten oluşur. Bunu bir önceki seminerlerimizde, seanslarda çok çalıştık biz. Ama burada sadece bir hatırlatma yapacağım. Bu talebin, yani bir talepten ibarettir aktarım ve bu talebin bir analiste hitap edilmesiyle başlar. Bir adresi olmalıdır der Lacan talebin. Bir yardım talebi örneğin aktarımın koşuluşudur. Talep vasıtasıyla analist bilen kişi konumuna koyulur. Bir başka deyişle aktarım bir büyük ötekini gerektirir ve bunda bilgi varsayılır. Bu büyük ötekinin konumunda olan kişide bilgi varsayılır. Lacan bu durumu bildiği varsayılan özne olarak açıklayacak 62-63 yıllarında. Her defasında da söylediğimiz gibi analist onun ancak temsilidir. Bildiği varsayılan öznenin temsilidir. Aktarımın nesnesini temsilen oradadır. Aktarım yoluyla analizan, bir analistten semptomlarına çözüm talep eder. Aynı zamanda analizle bu sorunlarının çözüleceğini ümit eder. Ümit eder diyoruz çünkü bu nevrotik bir pozisyondur. Ümit etme, bekleme, talep etme, arzular ama emin ve kesin olamaz.
ötekinden bekler. Ötekiyle bunların çözümleneceğini düşünür. Ötekiyle bu şekilde ilişkiye girer nevrotik analizanlarımız. Nevrotik özne. Nevrotik özne arayış içindedir. Tam emin olamaz. Sürekli sorgular. Psikotik özne her ne kadar talep etse de, yardım talep etse, işte şikayet de etse, derdim şudur dese de, yardım edin dese de, çoğu zaman analizden bir beklentisi pek olmaz. Pek bilinemez, pek açığa vurulmaz o beklenti. Ne için oradadır? Bazen kendisi de bilmez. Ama bütün psikotikler bu şekilde analizde olmazlar tabii. Bazı psikotikler sürekli ve kesin bir şekilde her şeyden tereddüt ederler. Hatta hiçbir şeye inanmazlar. Bu da paranoyaklarda çok rastladığımız bir aktarım türüdür. Kişi talep eder, bilmek ister, arzular ama en sonunda inanmaz. Bilinç dışına inanmaz özellikle. Ve kesinlik bu inançsızlıkta yatar. Bu kesinlik psikotik özne için bir ilişkilenme tipidir. Her ne kadar kesinlik imkansız olsa da psikotik için bir kesinlik olmalıdır. Çünkü bu sabit kesinliklerin arkasında gerçeğin boşluğu yatar. Her tereddüt onu o boşluğa çekebilir. Lacan, psikozda simgeselden men edilen gerçekte geri döner dediğinde burada simgeselden men edilen tereddüttür. Geri dönüşü de her şeyi tahrip edebilir. Psikotik özne psikanalize başvurduğunda ondan kesinliği temsil etmesini bekler. Aktarım bu doğrultuda olabilir. Örnek olarak veriyorum bunu tabii. Psikanalizin cevabı eksikliği taşıyan bir cevap olmalı. Orada o garantiyi vermemeli. Bir psikotik için en büyük tehlike orada psikanalistin bilen kişi olarak durması olabilir. Çünkü bilindiği gibi psikotik özne böyle durumlarda aktarımı erotomani ile ateşlenebilir. Ama analistin ilk yanlış adımında veya yetersizliğinde bu aşk Emi vakasında da gördüğümüz gibi aniden nefrete dönüşebilir. Bu nedenle Lacancı psikanalizde analistin nesne konumu alması burada da çok uygun bir konumdur. Büyük öteki konumundan bizi bir nevi uzaklaştırır nesne konumu. Bir psikotik içinde bu mesela orada onu dinleyerek not eden bir sekreter olarak o konum tutulabilir. Not eden sekreter yani bir yerde yine tam olarak bilmeyen yani o bilgi garantisini vermeyen bir konumdur. Lacan bunu çok erken vakitlerde söyler. Oradaki psikanalistin tutumu not eden sekreter gibi olabilir der. Bilmiyorum vakit nedir? Kimler kontrol ediyor? Ben konuşuyorum. Böyle giderim 1-2 saat. Vakit daha var. Vakitimiz var bayağı bir. Konuşabilirsiniz. Çok ilgili dinliyoruz şu an. Hiç ses de çıkmıyor. Kendi başıma konuşuyor gibi oldum birden. Oldu. Devam ediyorum o zaman. Sorularınızı tutun. Sonra şey deriz. Konuşuruz, tartışırız. Sekreterlik örneğini verdim. Şimdi bir soru soralım. Neden Freudcu akım mesela analizde psikozla çalışmayı imkansız düşünmüştür? Freud tanımladığı aktarım çerçevesi içinde çıkamamıştır. Ondan sonraki gelen analistlerin çoğu da psikotik hastaları psikanalize reddetmişlerdir. Bunu ben bilakis tanık oldum çalıştığım yerlerde. Bunun nedeni nedir? Neden psikotikle çalışmalar bazı çerçeve içinde imkansız bir şekil almıştır? Bu psikotik hastaların psikanalizle uyuşmazlığından dolayı mıdır? Veya oradaki psikanalistin psikotik hastaya yönelik bir alan açamamasından mıdır? Psikanalistler arasında psikotikleri reddeden kısım olmuştur. Tabii söyledim birkaç kere. Bir de anaç tavır olduğunu söyledim. Bu ikinci yaklaşım, anaç tavır, işte
yani psikotikleri ana gibi, bir anne gibi şeyler kucağına basar diyebiliriz. Bu ikinci yaklaşım Lacancılarda da mevcuttur, Winnicottçularda, Kleincilerde, Freudcilerde, her yerde görülen bir şeydir. Daha insancıldır. Ama daha insancıl olmasına olması psikotik analizanları çocuksu bir konumda tutmaya olanak sağlar diyelim. Hatta çocuksulaştırma, bilmiyorum Türkçesini ne kadar düzgün Türkçem. Yani psikotik vakaları, hastaları biraz daha çok yani çocukmuş gibi hitap edilir, analize alınır diyelim. Aslında bu tutumun, anaç tutumun tedaviyle pek bir ilgisi yoktur. Sadece daha az hasar verir diyelim. Bu tutum analizlerde, analizlerde analist ana gibi, iyilik perisi gibi fedakar bir şekilde psikotik hastaya kucak açtığında bu tutum hangisine daha iyi geliyor diye sorabiliriz mesela. Analiste mi, analizana mı bir onarım yapılmaktadır? Bu anaç tutum genelde tetiklenmiş psikozla karşılaştığımızda yoğunlaşır veya tetiklenmesinden endişe ettiğimiz psikotik vakalarda devreye girebilir. Yani aslında bu anaç tutumlar tehlikeli de olabilir psikotik hastalar için. Bu tutumun nedeni psikozda bilinç dışının üstü, yani o bu tetiklenmenin oluşacağı riski diyelim. Psikozda bilinç dışının üstü gökyüzü gibi açık olmasındandır diyecek Colette Soler. Hatta bu ismi taşıyan bilinç dışının üstü gökyüzü gibi açık adlı kitabı, psikoz üzerine kitabı çok ilginç teori ve klinik çalışmayı sergiler. Colette Soler'in dediği gibi psikozda bilinç dışı gökyüzü açığı gibidir. Evet. Ama bir psikotik öznenin analizini yürüttüğümüzde o kişiye çocuk muamelesi yapmamızı haklı çıkarmaz. Psikotik hastanın gerçeği veya onun gerçekliliğinin yıkılması onun yerine bir onarıma girmemize hak vermez. Yani onu ikinci sınıf vatandaşı gibi davranmamıza, ona bize o hakkı vermez demek istiyorum. Böyle bir girişim anti-analitiktir Colette Soler'e göre. Hatta anti-etiktir de diyebiliriz. Psikotik hastalarla da tıpkı diğerlerinde olduğu gibi onun tekil pozisyonunu ve tekil sözünü dinleyerek analitik çalışma başlatabilir. O öznenin kendine özgü çözüm üretmesine sağlanılması için analitik koşullar yerine getirilmelidir. Bu koşullar öncelikle analistin pozisyonuyla ilgilidir. Psikotik özneye kendi adına konuşabileceği, özgürce kendini ifade edebileceği bir alan açmamız psikanalist olarak cevabımız olacaktır. Yani yine nevrozda olduğu gibi burada da psikanalist yine arzuya neden olan nesne pozisyonunda ancak orada duracaktır. Ama analiz içinde aktarım manevrasını nevrotik analizlerinden farklı manevra edecektir. Nevrozdaki aktarımla ilgili biraz düşündüm, taşındım. Yani onu isterseniz geçelim isterim. Çünkü biz bunu çok konuştuk ama... ama yine de söyleyeyim çünkü Freud'un belki tutumunu anlayabiliriz. Ve psikozdaki aktarımı belki daha farklı bir şekilde şey ederiz, anlarız. Psikozdaki aktarımla ilgili açıklamalarında 27. konferansında Freud nevrozun terapötik müdahaleye açık olduğunu yazar. Nevrozda analitik tedavinin etkinliği nedir? Freud için tedavinin etkinliği bilinçaltında olan bilgiyi bilince geçirmektir
yani bastırılmış olan şeyi bilinç düzeyine geçirmektir. Freud'cu yaklaşıma göre bunu ancak nevrotikler becerebilir ki doğrudur sonuçta, çünkü bastırma mekanizması ancak nevrotiklerde belirgindir, mevcuttur. Freud analizi bastırmanın kalkmasıyla tanımlar. Yani aktarımı da analizi de Freud nevrotik yapı üzerinden tanımlar. Hatta aktarımı çocuk nevrozun bir tekrarı olarak açıklayacaktır. Bunu biz uzun uzun konuştuk. Her neyse, psikanalizin çerçevesi ve aktarım anlayışı psikanalizin psikotikler için bir etki yapamayacağını Freud sadece bu tanımlamalar nedeniyle böyle bir sonuca varmıştır. Ama bunun yanı sıra Freud'un psikoz çalışmaları vardır. Ve çok değerli psikoz çalışmaları vardır ki Lacan'ı zaten psikanalizle ilgisini çektiren çalışma da budur. Freud, Schreber vakasını ve kurt adamı uzun uzun hem kurt adamın analizini yapmıştır hem de Schreber vakasının anıları üzerinden paranoyak psikozu tekrar yeni bir şekilde açıklamış ve psikanalize ve bilime kazandırmıştır. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Freud, Verfurgung dediğimiz, söyleyemedim Almanca terim, men etme, forklüzyon, Fransızcası, bu men etme konseptini Freud kendisi kullanmıştır ve psikoz için, paranoyak psikoz için kullanmıştır. Ve Lacan, yani tabii ki bu tesadüfen psikanalize girmesi tesadüfen olmamıştır ve bu men etme konseptiyle ilgilenmiştir ilk başlarda. Psikozun tanımlanmasını Lacan'ın baba adının men edilmesinden alacaktır Lacan bu konsepti oradan başlayıp. Joyce'a kadar, yani 1932'den 1980'e kadar psikozu çalışacaktır. Tabii ki her yeni buluşunda, her yeni kavramı kliniğe taşıdığında aktarımı da yeniden bu kavramla tanımlayacaktır. Bunun en bariz örneği A nesnesi, 60'lı yıllarda A nesnesini kurduğunda Lacan aktarımı tekrar tanımlıyor. Nevroz içinde, psikoz içinde bir yer değiştirme olacak orada. Yani hatta tamamen Freudcülerle ve Lacan'ın yolları değişik ayrılacaktır. Hikayeyi biliyorsunuz, işte okuldan atılıyor vesaire vesaire. Analizde durum nasıl? Güzel gayet. İyi mi? Devam ediyorum. Ne kadar var bilmiyorum. Bir dakika. 11 sayfa var. 7. sayfadayım şu anda ama kısaltırım birazdan. Neredeydim? Aktarımın işlevinden biraz bahsedeyim ki psikozda uygulamasını edelim, anlayalım. Aktarımın Freud'e göre işte aktarım sayesinde bilinç dışında bastırılan her neyse, anı, nevroz, semptom, fare adamda olduğu gibi düşünceler bilince aktarım yoluyla bilince gelmelerini, bilince açılmalarını sağlarız psikanalizde. Ama Lacan'a göre aktarımın bir başka işlevi olacak.
Lacan aktarımda tam bir arzu kaynağı olduğunu görecek. Yani aktarımla oradaki işleve giren, işlev halini alan, analiz içinde aktarım yoluyla işlev halini alan bir arzudan bahsedecek. Bu arzu Lacan için çok önemli. Yani sadece aktarım bir tekrar değildir. Yeniyi getiren bir arzuyla ilişkilidir diyecek. O da bunu da işte bu 11. seminerde açıkladığı gibi analistin alacağı pozisyonla ilişkilendirir. Hatta analistin arzusuyla ilişkilendirir. Kaygı seminerinde bu aktarımın yeni işlevine ilişkin A nesnesini kurduktan sonra A nesnesini arzuya neden olan nesne olarak tanımlayacaktır ve bu nesnenin zaten psikanalize girmesi diyelim ki artık Freudcüler de onu dönem dönem değiniyorlar A nesnesi konseptine. A nesnesinin icatı aktarımın yapısını değiştiren bir husus. Yani hem aktarımın yapısını değiştirecek hem de psikanalizin yani bir analiz tedavisinin çerçevesini değiştirecek. Lacan için A nesnesi dediğimiz şey öncelikle mantıkidir. Yani lojik bir işlev görür. Yoktur. O sadece boşluktur. Yani boşluğa verilen bir harftir. Başka hiçbir şey değildir. Eksikliği temsil eder. Ve analistin pozisyonu psikanalizde, yani psikotik analizanlar için olsun, nevrotik analizanlar için olsun, o boş olan, arzuya neden olan lojik nesneyi temsil etmektir diyelim. Analizde A nesnesinin başka bir amacı yoktur. Sadece bu işe yarar. Bu işlevi görür. Freud mesela psikanaliz psikotikler için hiçbir etki yaratamadığını söylemiştir. Lacan bunun tam tersini kanıtlayacaktır ve bizi uyarır. Elbet nevrotiklerle çalıştığımız gibi psikotiklerle aynı şekilde çalışamayız. Tedaviyi farklı düzenlememiz gerekir. Çünkü psikotiklerde tetikleme riski vardır. Bu önemli bir bilgidir. Yani bunu tabii ki buna dikkat etmemiz gerekir. Lacan şöyle der: şüphesiz her isteyen deli olamaz. Ve gerçek şudur ki analitik ilişkiyi ele almanın belirli bir yolu, yöntemi vardır. O da tabii ki öncelikle bir analizden geçmedir. Psikotiklerle çalışmada her şey aktarımın ele alınmasıyla ilgilidir. Ama bu nevrotiklerle de böyledir. Şunu demek istiyorum, tıpkı nevrotik öznelerde olduğu gibi psikotik öznelerle de aktarım oluşur. Ancak psikotik aktarım nevrozun koordinatlarına göre gerçekleşmez. Psikozun koordinatlarına göre gerçekleşir buradaki aktarım. Evet, her zamanki anlattığımız şeyleri anlatmayayım. Geri kalanı da isterseniz uzatmayayım ben. Konuşmada anlatırım. Daha canlı olur yani. Olur mu? Tabii. İsterseniz soruları alalım. Evet, sorular varsa, var. Onun üzerinden konuşalım. Tamam. Şu an için el kaldıran yok galiba ama belki mesajlara yazan olur. Ben takip ediyorum bir taraftan. Tamam. Biz konuşmaya devam edelim o zaman sorular gelesiye kadar. Simge ile hatırlatırsanız, Simge hatırlamıyorum ben şimdi ama.
Tamam. Benim sunumdan sonra aslında biraz Emma vakasını tartışalım istemiştim ben. Biraz oradaki yapıyı daha klinik açıdan net okuyabilmek için nasıl bir okuma yapabiliriz? Oradaki özdeşleşmeleri daha iyi okuyabilmek için klinikten. Benim aslında Şema İ'yi Emma için uyarlamak istememin sebebi biraz daha o yapıda nerede ne olup bittiğini kendi kendim aslında ilk başta anlayabilmek içindi. Biraz ondan bahsedebiliriz belki eğer isterseniz. Orada iki tane soru var. Onu da söyleyeyim. Nasıl devam edelim? Önce Simge'ye cevap vereyim. Ondan sonra diğer sorulara cevap vereceğim. Ve tabii ki o sorular da aslında hemen biraz okudum. Sunumumun diğer kısmıyla ilgili. Onu da şey etmiş olurum, değinmiş olurum. Emeği vakası nasıl diyeyim? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi analize edilmemiş bir vaka aslında. Çünkü Lacan o dönemde psikiyatrist asistanı ve analist pozisyonunu, kendisi de analizde muhtemelen ama analist değil henüz. Şemayla, bir de şunu söylemek isterim aslında. İyi şeması çok eski bir şema. Evet, tabii ki psikozu gayet açık bir şekilde gösteriyor bize. Hatta psikozla nevrozun ayrımlaştığı anı da şemalar çok iyi gösteriyor. Ama sonuçta bir de şunu söyleyemem ben, tabii ki ME vakası için simptom oluştu diyemeyiz. Çünkü onun stabilizasyonu, ME vakanın stabilizasyonu çok önemli bir stabilizasyon. Şöyle ki bir suçluluk duygusuyla sürekli tetiklenen bir vaka, ME vakası. Yani o suçluluk duygusunu hafifleten ve dengeleyen tek şey onun eyleme geçmesidir. Yani o Duflos sanatçının sanatçıya bıçak şey etmesi, çıkarması, işte cezaevine girmesi, sonra Santana geçmesi bir yerde onu tamamen yatıştırmıştır. Ama emeği vakanın asıl en önde gelen sorunu suçluluk duygusudur. İkinci olarak da o suçluluk duygusu her ne kadar işte farklı figürlere temsili bulmuş olsa da asıl nedeni emeğinin kendisini uzaklaştırdığı çocuğuyla ilgilidir. Fantazm boyutunda çocuğuna, oğluna karşı ölüm istekleri vardır. Öldürme arzusu sanatçıya karşı yöneliktir veya bütün ona zulmeden kişilere yönelik değildir. Çocuğuna yöneliktir ve cezaevine girmesi ve hastaneye geçmesi, o yapması oradaki dengeyi sağlar. Hem çocuğunu korur, hem kendisini de bir yerde korur. Zehra Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Evet. Merhaba. Eğer merhaba. İzin verirseniz ben sorumu bu şekilde bir soru sormak isterim size bunun üstüne. Yani başkası önce başka soru almayı düşünmezseniz ben sorumu yönlendirmek isterim. Bunun bu konuştuğum konuyla mı ilgili? Yani az önce sorularınızı bekliyoruz demiştiniz ya, chat'i yazmaya karar vermiştim, sonra dedim. Tamam. Oldu. Ben sizin sorunuzu alacağım. Önce Simge'den bir karşılık alayım. Ben tabii bu arzuyu, çocuğunu öldürme arzusunu bilinç dışı bir arzu olarak okumak gerekiyor. Çünkü zaten görünür bir şey değil. Hatta Eme çocuğu ilk doğduğunda çok güçlü bir şekilde bağlanıyor bu çocuğa.
O kadar güçlü bir şekilde bağlanıyor ki bunun üzerine zaten onun başına bir şey gelecek korkusu, ama tam da burada zaten çift değerliliği görüyoruz zannedersem. Şiddetli bir şekilde bağlanması yine erotomanyak bir bağlanma. Peki orada gerçekten hani yani benim yaptığım okumalar ve vaka çerçevesinde baktığımda o suçluluk duygusunun ilk Margarit ile özdeşleşmeden anne için o ikisinin neredeyse aynı konuma gelmesinden gelen bir suçluluk duygusu olduğunu gördüm. Bunun üzerine yorumunuz. Yani o suçluluk duygusu oradan oraya, anneden çocuğa geçen bir şey midir? Şimdi orada tabii ki psikozdaki çok görünen bir özdeşleşme var. Yani o bir gerçek, çünkü sonuçta psikotik özne sürekli özdeşleşir. Hem de AA prim, yani düpedüz özdeşleşir. O şey değil yani, çok doğrudur tabii ki ama tetikleyen o değildir. Tetikleyen ve tehlikeye alan emeği ve çocuğunu o kendine, kendi yani bilincinde olan, bilinç dışında değil, bilincinde olan düşüncelerdir. Çocuğuna yönelik düşüncelerdir. Hatta Didier Anjou'nun biraz araştırırsanız muhteşem bir çalışması vardır. Le moi peau. Yani deri işlevini gören bir ben kitabı ve yapıtı vardı Didier Anjou'nun. Çünkü Didier Anjou de psikotiktir. Yani annesi, ama orada emeğinin bütün çabası çocuğunu korumak içindir. Yani bütün o sanrılar, bütün bu yapı diyelim, psikotik yapının bir tek amacı var. O da çocuğun hayatta kalması. Ki bir başka asıl zulmedici durumda, onu da söyleyeyim, zulmeden kişi, persekütör net olarak pek söylenmez ama aslında persekütörü, zulmedici olan kişi ablasıdır. Evet. Elis aslında, zannedersem Elis. İlk zaten çocuğunu doğurduğunda, ilk çocuğu ölü doğduğunda zaten ablası ilk başta onu sen yaptın bunu, sen sebep olduğun gibi söyleyerek orada özdeşleşme zaten orada görülüyor. O zaman ama böyle baktığım zaman zaten hani ben şöyle bir şey okuyorum orada. Zulmedici aslında bir yandan aslında kendisini de o konuma koyuyor. Ve aslında o persekütör, başkasının oğlunu öldüreceği düşüncesi aslında oradaki kendiyle özdeşleşmesiyle alakalı. Kendisinin onu öldüreceği düşüncesiyle bir araya geliyor. Ve aslında onun siz dediğiniz tüm sanrılar çocuğunu koruyabilmek için. O zaman kendisini çocuğunu öldürmekten alıkoyabilmek için yaptığı bir şey aslında. Tabii tabii. Böyle hem kendisini koruyor hem çocuğunu koruyor. Psikoz. Bir de o zaman bu iyi şemasına dönecek olursak, bunu daha sonra çalışmak. Çalışalım bence, çünkü diğer kişilere de şey edelim, yaralı şey edelim, ayıralım. Çünkü yazan vardı da şemayı konuşacaksak ekrana yansıtabilir. Ha, tabii tabii. Bunu isterseniz daha sonraki günlerde ele almak üzere bir kenara koyalım. Evet evet. Şema üzerine konuşacaksak ekrana da yansıtabilir. Mesajlarda 4 soru var bu arada. Tamam. Soruları alalım. Soruları tüm alalım. Beyefendinin sorusunu da alalım. Tamam. Ben okuyayım istiyorsanız mesajlardan gelen soruları. Uğurcan Kaçmaz sormuş. Psikoz öznenin arzu nesnesini lojik nasıl tanımlıyoruz? Nasıl örneklendirebiliriz acaba diye sormuş. Tümünü okuyorum o zaman. Diğer bir soru, Mehmet Fatih Akbek. Psikozla yürütülen analiz sürecinin hedefi nedir? Psikozdan çıkarmak mümkün müdür? Diyor. Bir diğer soru, psikoz olarak değerlendirilemez ama
Başka hiçbir yerde anılmadığı için soruyorum. Psikanalizde ve divanda otizmi nereye koyacağız? Demiş bir kişi. Son olarak Lacan'ın kendi pratiğinde analizanlara dair koşulsuz kabul yaklaşımında Carl Rogers ve humanistik bakışın etkisi var mıdır? Ne? Diye bir soru gelmiş. Anlamadım orasını. Nedir? Carl Rogers ve humanistik bakışın etkisi var mı? Diye bir soru gelmiş. Yani Lacan'ın pratiğinde analizanlara dair koşulsuz kabul yaklaşımı üzerinden. Yani nereden etkilendiği soruluyor aslında. Ve Ceyhun siz de galiba yazarak sordunuz. Onu da yazıdan okuyayım. Obje petua hepimizin sahip olduğu bir boşluk mudur? Nevrotin ve psikotin obje petuaları ağlarını sağlıklı olarak doldurabilecekleri şey nedir? Psikoz ile narsizm arasındaki fark nedir? Tedavisi var mıdır? Bu üçünün de cevabı bekleniyor. Şimdilik böyle bir 7-8 soru oldu galiba. Tamam. Hepsine cevap veremem. Hatırlatırsınız mutlaka. Tabii. Teker teker cevaplamak da biraz zor olacak. Bir soru vardı. Psikozla çalışmalarda, analizlerde lojik nesne nin konumu nedir veya nasıl çalışılır şeklinde. Onu ben belki hızlı bir şekilde söyledim ama fark ederseniz psikotiklerle çalışmalarda ve nevrotiklerle çalışmalarda pek analiz pozisyonuna ayrım yapmadım. Yani yapı her ne kadar farklı olsa da girişimleri de farklı olsa da çalışma şeklimiz, bizim cevap şeklimiz aynı şekilde. Yani orada bütün tam bir garanti verici pozisyon dan kaçınarak lojik nesne dediğimiz durumda, yani Lacan'ın şöyle bir şeyi vardır, tabiri vardır. Dekomplete, yani komple olmadığımız bir pozisyon. Yani tam olmadığımız bir pozisyon. Eksikliği biraz yansıttığımız pozisyon. Psikozda, nevrozda fark etmiyor yani. İkisinde de aynı şekilde. Çünkü ne zaman orada farklı bir konum aldığımızda persekütör olabiliyoruz mesela. Büyük öteki pozisyonda durursak mutlak bir büyük öteki pozisyonunda mesela, ki bu tür şeyler olmuştur psikotiklerle çalışmalarda, psikotik ya çocuksu bir bir tanımlamayla bakmış olacağız, yani ikinci sınıf insan gibi, veya ona biraz efendilik yapar gibi de bir pozisyon olduğu için Lacan bunlara karşı gelir tabii ki. Hümanist, hemen ona şeye geçeceğim, diğer soruya biraz atlıyorum ama birbirleriyle ilişkili. Lacan hümanist mi? Hiç sanmıyorum hümanist olduğunu Lacan'ın. Çünkü öyle o tür şeyleri yoktur bildiğimiz kadarıyla, yani nasıl desem, o tür derdi yoktur Lacan'ın. Doğru olduğunu düşündüğü bir tutumu deneyimler ve onu savunur. Ama oha, hümanist bir tutum olabilir. Lacan'a şunu söyleyebiliriz. Hümanist değildir ama etiktir. Etik olduğu için, etiğe yani çok dikkat ettiği için, insan etiğine, yani psikozun etiğine mesela, veya konuşan varlığın etiğine, veya nevrozun etiğine çok titiz, o konularda titiz olduğu için onu, o etik titizliği hümanist yapmış olabilir diyelim. Ama hümanist değildir kesinlikle. Otizmi divana alabilir miyiz? Veya divanda yerin nerededir? Veya psikanaliz çalışmalarda nerededir? Otizmlerde de, otistik insanlarda da, yani eğer konuşabiliyorsa kişi, danışabiliyorsa, bir anlatacak bir derdi varsa ve oraya geliyorsa, yani diğerlerinden farkı yoktur. Yine aynı şey. Yani
Mesela ben kontrollerde çok yaşadım bunu. İlk şeylerde biliyorsunuz genelde ilk çalışmalarda, ilk deneyimlerde daha çok yapıya tutunuruz. Yani psikotik mi, işte vaka, nevrotik mi? O bize bir garantidir yani ilk başladığımızda. Ama Colette Soler mesela bunu çok çalışır insanlarla yani. Oradan sizi yapıdan şey der biraz ayrıştırır. Çünkü sonuçta yapıya yapışık kalırsanız mesela kişiyi tam olarak şey edemezsiniz, duyamazsınız, takip edemezsiniz, cevaplayamazsınız, arzusunu göremezsiniz, derdine derman olamazsınız gibi. O nedenle otistik bir vaka da gelebilir. Bir derdi varsa, söyleyebiliyorsa, dili kullanabiliyorsa, divan olmuş olmamış bunlar artık hiç önemli değil. Çünkü psikotikler içinde mesela çok dendi. Psikotikler divana yatırılmaz denildi. Bu yıllarca böyle çok konuşuldu ama hiç öyle değil aslında. Yani bir psikotik de divana yatabilir ve analizini yapabilir. Onu belli bir yere kadar götürebiliriz o kişiyi de. Başka ne vardı? Obje aile. Obje pötüa ile ilgili tekrar bir soru vardı. Obje pötüa hepimizin sahip olduğu bir boşluk mudur? Nevrotin ve psikotin obje pötüalarını sağlıklı olarak doldurabilecekleri şey nedir? Bu harika bir soru bu arada. Psikoz ile narsizm arasındaki fark nedir? Tedavisi var mıdır? Bunların hepsini aynı kişi sorduğu için birlikte okuyorum da. Tamam. Obje A hepsine cevaplayamam çünkü biraz yoğun bir soru ama obje A'nın mesela yerini neyle doldurabiliriz sorusu bir analiz sürecin başlamasına neden olan bir soru. Ama buna biraz cevap şey edebiliriz, verebiliriz. Lacan psikoz ve nevroz için bu oradaki eksikliğin yerini dolduracak bir insanların icat ettiği bir şey var, durum var. O da aşktır. Yani aşk mesela o işlevi görür. Oradaki boşluğu ve eksikliğin üstünü örtecek ve toplum içinde yani size bir yer tanıyacak bir durumdur aşk mesela. Aşk bir çözümdür o konuda. Ama o aşk bitince, o aşk hikayesi bitince tabii ki yine kişi kendi yalnızlığıyla, kendi boşluğuyla baş başa kalacak ve her şey yeniden başlayacak. Yani aşk bir çözümdür ama yani kalıcı bir çözüm değildir. Yapıcı bir çözümdür ancak. Ama aşkın yerine başka şey de koyabilirsiniz yani. Mesela bu tutkuyla şey ettiğiniz, ne bileyim yaptığınız bir iş olabilir. Ondan sonra A nesnesinin yerini dolduran, o boşluğu dolduran psikozda sanrılardır. Bir onarımdır sanrı. Tıpkı aşk gibi. Ama eğer seçim hakkı tanınırsa insanlara aşkı seçmelerini şey deriz, öneririz. Yani aşka doğru yönlendirmeye çalışırız biraz. Başka ne vardı soruda? Sorular çok var ama hep aynı soruda kalmaya. Bir tane başka bir soru okuyabilirim istiyorsanız. Bir tane daha var. Psikozda obje pötüa yokluğu bastırmanın olmamasıyla ve simgeselde olmamakla mı ilgilidir? Psikotiğin imgesel düzlemde yer alması tam özdeşim midir? Diye bir soru var. Bu soruyu anlamadım ben. Obje pötüa'nın psikozda yokluğu, bastırmanın olmamasıyla ve simgeselde olmamakla mı ilgilidir? Diyor ilk önce soru. Psikozda obje'nin yokluğu. Hayır. Psikozda obje A yok diye bir şey yok. Yani bunu demedim mesela ben.
psikozda obje A yok demedik. Psikozda obje A var. Hem de öyle var ki cebinde taşıyor. Nevrozda yoktur obje A. Yani nevrozda boş bir yer vardır. Ama psikozda obje A vardır. Nevrozla psikoz arasındaki Lacan'ın ilk öğretim zamanlarında ve Freudian bir döneme denk gelen zamanında nevrozu bastırmayla psikozu babanın adının men edilmesiyle tanımlar. Karıştırmamak lazım burada şeyleri, konseptleri yani. Babanın adının men edilmesi belli bir döneme ait konsepttir. A nesnesi konsepti 60'lı yıllara yani bir 10-15 yıl sonra kurulan bir konsepttir. Lacan hatta onun ardından, hemen onun ardından Borromean düğümlerle devam edecektir. O nedenle yani bastırma mesela Lacancılarda pek bastırmadan bahsetmeyiz. Yani vardır ama yapısal olarak obje A ile yani hem kayıp nesne olarak mantıki bir boşluk mevcuttur ve arzunun arzuya neden olan nesne olarak tanımlarız. Ama bunu söylediğim gibi yani her ne kadar psikozda bastırma olmasa da yine de psikoz içinde bir arzuya neden olan nesne vardır. Ama bu ancak imgesel boyutta kalır. Yani daha derinlere gidemez. İyi şemasıyla sorular var. Simge'ye de soruları yönlendirelim bence. Çünkü onun sunumundan sonra şey etmemiştik. Tartışma ben olmuştu. Şema ile ilgili soruyu göremiyorum. Bir ayna evresiyle ilgili bir soru görebiliyorum şu an. Şema sorusunu Simge görebiliyorsan sen. Ben de bakıyorum, göremiyorum şu anda ama. Ayna evresiyle ilgili soruyu yönelteyim istiyorsanız. Tamam. Diğer soruyu da ararız o sırada. Winnicott'un ayna evresine, ayna işlevine Lacan'ın bakış açısı nedir? Hangi yönleriyle Winnicott'tan ayrılır? Bir kere Winnicott'un ayna evresi diye bir şey yoktur. Kusura bakmayın, kim sordu soruyu bilmiyorum ama Sabiha Hanım. Winnicott'un ayna evresi yoktur. Ayna evresi konsepti Lacan'a ait bir konsepttir. Winnicott'un ayna evresi nedir bilmiyorum onu da. Onu söyleyeyim açıkçası. Ama Winnicott'un transisyonel obje dediği çok önemli bir obje konsepti vardır, nesne konsepti. O Lacan A nesnesini kurarken Winnicott'tan esinlenmiştir. Belki onu söylemeye çalıştı arkadaşımız. Ayna işlevine Lacan'ın bakış açısı nedir? Ayna işlevi yani yine Winnicott'u bilmediğim için yanlış bir şey söyleyebilirim ama ayna işlevi Lacan'da tam bir evredir. Yani çocuğun imgeselden simgeye geçiş ve o kaybı sindirdiği bir çok önemli bir evredir. Ki ayna evresinin belli aşamaları psikozda ve nevrozda mevcuttur. Ama Winnicott'un nasıl bir ayna evre anlayışı var. Onu bilemeyeceğim. Ben iki tane soruda ortak bir yön gördüğüm için o soruyu yöneltmek istiyorum. Psikozdan çıkarmak birisini mümkün müdür diye sormuş Mehmet Fatih Akbek. Psikozla yürütülen analiz sürecinin hedefi nedir? Psikozdan çıkarmak mümkün müdür? Bir başka kişi daha önce sorusuna cevap verdiğimiz Ceyhun Bey de zannedersem benzer bir şey sormuştu. Tedavi etmek bu üç yapıyı da mümkün müdür diye. O yüzden belki psikozda hedeflenen şeyden bahsedebiliriz belki. Tamam. Şimdi buradaki öğrencilerime de bazen motamı söylediğim bir şey var, onu söyleyeyim. Bir yapıdan diğer yapıya geçiş mümkün değildir. Yani psikozsa bir yapı,
diyelim yapım psikoz, nevrotik olamam. Analizi yani en Lacan'la da analizi yapmış olsam bile o beni, Lacan bile beni nevrotik yapamaz diyeyim. Bu mümkün değildir. Yani yapınız neyse o değişmez. Ama değişen şeyler vardır tabii ki analizde. Çok önemli şeyler vardır. Yani yapınız her ne olursa olsun. Bir yani stabilizasyon mesela, psikoz için bir stabilizasyon çok nevrozdan daha dengelidir diyebiliriz. Joyce'un mesela, biraz Joyce'u biliyorsanız, Joyce'un örneği ulaştığı stabilizasyon en güzel örneklerdendir. Hem psikotiktir hem de yani çok nevrotik kişinin yapamadığı bir dengeye ulaşmıştır. Yani dengeye ulaştığı şey de hatta analizsiz bir tedavi söz konusu, yani bir tedavi olmuştur diyebiliriz. Bir dengeleme olmuştur, stabilizasyon olmuştur. Psikozlarda, psikotik vakalarla analizdeki hedef nedir sorusu. Öncelikle psikozda ve nevrozdaki durumlarda analistin bir hedefi yoktur. Onu söyleyebiliriz. Yani analistin hedefi olması için orada özne olarak olması gerekir. O neden? O pozisyonda olmadığı için o analistin orada hiçbir hedefi yoktur aslında. Ama duruşu gelen kişinin, psikotik veya nevrotik kişinin hedefine ulaşmasını sağlamaya çalışır. Yani oradaki oraya gelen, analize gelen kişinin arzusunu biraz kişi görmese de analist onun bilincindedir. Ve o arzuyu, yani kişiye biraz yakınlaştırmak için çaba gösterir. Yani ona göre analizi yönlendirir. Ama analistin bir vaka için, bir analizan için hedefi ve amacı yoktur. Sadece o orada analisti yürütmek için bulunur. Başka sorular da var Zehra Hanım. Onları iletelim. Evet. Şimdi istiyorsan söyler. Ben ufak bir şey söylemek istiyorum bu arada. Birisi, yine Adnan isimli birisinin yazdığı bir soru vardı. Psikanalizde ve divanda otizmi nereye koyacağız? Hani biliyorum psikoz olarak değerlendirilemez ama başka hiçbir yerde anılmadığı için soruyorum demiş. Biz geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir çalışma gününde Fransa'dan gelen bir analistle birlikte, François Josselin'le, önemli bir analistle birlikte bu konuyu değerlendirmiştik. Bununla ilgili metin zaten arkadaşlarım da bahsettiler zannedersem cevaplarda. Dergide yer alacak ama önümüzdeki zamanlarda da bu konuları tekrar ele alabiliriz. Çok geniş bir soru ama belki Zehra Hanım bir şey söylemek isterseniz. Otizmle ilgili söyledim. Yani otizmdeki bir zorluk vardır. Şöyle söyleyeyim. O çocuk olsun, yani otistik çocuk olsun veya yetişkin olsun, bazı otistikler dile geçişi şey demezler. Tam başaramazlar. Yani orada bir sıkıntı vardır. Ama mesela Jean-Pierre Drapier denen arkadaşımız Fransa'da bu çocuklarla da çalışmalar yürütür, yapar. Yani ve çok güzel neticeler alır. Benim çalışmam daha çok yetişkinlerle olduğu için yetişkin otistlerle çalıştığımızda, yani orada da yani pek bir nasıl desem, oradaki pozisyon tıpkı nevrotik ve psikozdaki pozisyon gibidir. Yani kişinin talep ettiği adres olabilirseniz, böyle söyleyeyim, divan falan çok önemli değil ama oradaki talebe, yani bir yanıt verecek şekilde orada bulunuyorsanız, orada bir çalışma başlayabilir.
Ama otistlerle mesela gayet, tırnak içinde söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın, normal bir şekilde çalışabiliriz. Yani bir sakıncası yok. Yani tıpkı şu hataya düşmeyelim mesela, şöyle söyleyeyim, şu hataya düşmeyelim. Freudcülerin mesela psikozları, psikotik vakaları dışlaması hatasına düşmeyelim otistlerle. Yani bir kişi, Lacan'ın zaten söylediği de o, psikoz için söylediği otistler için de geçerli olabilir. Yani psikotik vakanın önünde geri adım atmayın dediğinde, oradaki aktarımı geri çevirmeyin dediğinde, bu her kişi için geçerlidir. Divanmış değilmiş, o çok önemli değil. Divana da alabiliriz. Ama önemli olan oradaki etik, sanıyorum asıl pozisyon orada etik bir pozisyon. Her talebe, eğer siz orada adres olarak duruyorsanız, size gelen talebi geri çevirmezseniz, bu bir etiktir diye düşünüyorum. Zehra Hanım, süblimasyonla ilgili iki soru var. Analiz süblimasyonu mu sağlar bu durumda diye bir soru var. Bir de yine bununla bağlantılı olabilecek, nevrotikle psikotik gibi o dengeye gelebilir mi? Obje Petia'nın doyumunu aşktan daha kalıcı dolduracak şey işimiz, hobilerimiz midir? Sanat yapmak, yaratmak gibi. Belki yaratımı da hani süblimasyonla birlikte. Evet, evet. Evet, Lacan, bu soru çok, yani her şeyi biraz böyle toparlayan bir soru oldu, iyi oldu. Lacan süblimasyona çok az değindi. Yani Freudcu akım daha çok süblimasyonla ilgilendi. Bizler pek ilgilenmiyoruz. Çünkü yine bu sanıyorum etik pozisyon, oradaki süblimasyona zaten yeterince yer ayıracaktır. Ama ayrı bir, farklı bir şey var. Onu söylemek isterim Lacan'cı yaklaşımda. Yani süblimasyondan ziyade Lacan'ın eğer son öğretisine doğru gidecek olursak ve Joyce'un mesela, Joyce'dan esinlendiği psikanalize gidecek olursak, Lacan'ın hedefi, eğer bir hedeften de bahsedecek olursak, ama şey olarak, orada eğitmen olarak Lacan'ın hedefi süblimasyondan ziyade sentom, yani bir kişi hem adını bir yerlere kayıt edebilecek şekilde bir denge bulmalıdır. Yani kendine özgün bir çözüm icat etmesini sağlamalıyız psikanalizde mesela. Ve bunu, bunun adını süblimasyon koyabilirsiniz. Sanatta yaratıcılık diye adlandırabiliriz. Bir dolu isim şey edebiliriz. Ama önemli olan kişinin orada kendini tıpkı Joyce gibi, Joyce'un örneği çok önemli burada. Joyce gibi bir yerlerde adını kayıt ettirme. Süblimasyon diyemeyiz buna. Tamamen bu artık, yani biraz önce psikozda bir tedavi olur mu sorusuna da aynı zamanda cevap vereceğiz farklı bir şekilde. Tedavi, Joyce örneğiyle psikozda tedavi mümkün ama yapı değişmeden, yani o şeyi söylemek isterim, yani yapı değişmeden psikozda tedavi ve sabit bir stabilizasyon gayet mümkün Joyce örneğiyle. Bir soru daha görmüştüm az önce ben. Bu formülasyonumuzu danışana göre yapabilmek için danışanın psikotik mi, nevrotik mi olduğunu terapinin başında kolayca nasıl anlarız diye bir soru var. Küçük bir giriş yaparak size iletmek istiyorum. Terapinin başında kolayca anlaşılır bir şey olmayabilir bu. Bir taraftan belki ana akımda beklediğimiz psikotik semptomların olmaması durumu var aslında. Yani ana akımda anlatıldığı gibi psikotikler beklenen işte halüsinasyon gibi, konuşma bozuklukları gibi semptomları her zaman göstermezler. Dolayısıyla belki o kısmı biraz konuşmak, kesinlik konusunu konuşmak önemli olabilir. Güzel bir soru ama. Tamam. Şimdi psikanalize veya terapiye başlandığında
biliyorsunuz bir ön görüşme yapılır. Bu genelde 3 seans olarak tanımlanmıştı ama mesela bizim burada sağlık kurumlarda veya hastanelerde çalışmalarımızda bu ön görüşmeler bazen 1 yıl süren ön görüşme olabilir. Bu ön görüşmelerde yapıya fazla takılmadan, diyelim nevroz, psikoz yapısına fazla takılmadan kişinin, Colette Soler bunu çok farklı bir şekilde söylüyor. Kişinin kendi yapısına dikkat edin der mesela. Yani o da şu anlama geliyor. Biraz önce de söyledim. Nevroz psikoza girersek, bu klasifikasyonlara girersek tıpkı psikiyatrinin düştüğü hataya düşeceğiz. Yani kişiyi bir çerçeveye koyacağız veya bir kutuya koyacağız. Nevroz kutusu, psikoz kutusu, yapılan teknikler şunlardır deyip biraz kolayca, tırnak içinde söylüyorum, çalışma veya daha rahatlatıcı, belki psikanalisti veya oradaki terapisti rahatlatıcı bir durum olmuş olacak. Oysa tabii ki nevroz, psikoz çok önemli ama dediğim gibi yani onlara takılıp kalırsak belki çok önemli bir şeyi şey edeceğiz, kaçıracağız, gözden kaçıracağız. Önemli olan Lacan'ın da dediği gibi yani oradaki o kişinin size verdiği, gösterdiği veya getirdiği tekil yapısı. Yani mesela şöyle diyeyim, çocukken benim kastrasyona mesela verdiğim cevap bana özel bir cevaptır. O benim hikayemle, aile durumumla veya o dönemdeki coğrafyadaki olan biten savaş mı vardı, ne vardı artık. Yani bir takım şeylerle ilgilidir o tekillik. O tekillikten yani uzaklaşmamamız için biraz kişiyi dinlemeye daha çok yönelik çalışmalar şeyleriz, destekleriz. Ama nevroz psikozu nasıl anlayacağız sorusuna bir başka cevap da kontrole gidersiniz. Yani süpervizyona gidersiniz. Vakanızı sunarsınız. Çünkü sürekli biz içinde olduğumuz için belki bazı şeyleri görmeyi olabiliriz. Bunu bir başkasına danışırız. Bir başkasıyla, meslektaşımızla konuşuruz ve oradan biraz mesafe almamızı sağlar bu ve vakaya farklı bir şekilde yani daha bir geniş çepeden açıdan bakarak tanısını koyarız. Bu şekilde söyleyebilirim. Bir soru daha geldi bunun üzerine. Birkaç. Klasifikasyon psikotiğe yaklaşımın farklı olması için gerekli değil miydi? Mesela kesinlik vurgusu yapmamak diye bir soru geldi. Evet. Ama o zaman şimdi kesinlik vurgusu yapmamak doğru. Peki bir özne sadece bu mu diyebilirim? Yani klasifikasyon, her ne klasifikasyonu olursa olsun, kişiyi biraz yani şey etmiyor mu yani, sıkıştırmıyor mu bir imaja veya bir tipe, bir yani adı üstünde klasifikasyon zaten, klas sınıflandırmadır. O nedenle psikanalizler klasifikasyonlara pek iyi gözle bakmazlar. Daha çok özneye, yani öznenin sözünü, hatta Lacan'cı, tam Lacan'a yakın bir şekilde cevap verecek olursak, Lacan öznenin özüne ve sözüne yönelik bir çalışma yapmamızı önerir. İki uzunca soru var. Onları da ileteyim istiyorsanız.
Psikotikler ile nevrotiklerin efendi köle, sadist, mazoşist, kaçıngan, kaygılı bağlanma gibi birbirini çeken, bulan, aşık olan bir yönü var mıdır? Doomed relations gibi, yani buna ne diyebiliriz? Lanetlenmiş bir ilişki diyesin geliyor. Birbirini bulan, çeken tarafıyla sanıyorum. Bu ilişkiler yürüyebilir mi? Nasıl yürüyebilir? Çok iyi yürüyebilir. Çok iyi yürüyebilir. Çünkü mesela düşünün, bir histerik bayanla psikotik beyefendi karşılaşıyor ve histerik bayan tabii ki böyle bütün içtenliğiyle Dora gibi, Anna O gibi onu kurtarmaya çalışıyor. Bu çok klasik bir şeydir mesela. Biri diğerini kurtarmak ister, öteki de kendini sürekli daha diplere düşürür. Bir çift dengesi bu. Aynı şey mesela histerik ve sapkınla da geçerli. Sadizm, mazoşizmden bahsediliyordu. Aynı şey yani. Bunlar her zaman görünen şeyler. Psikotik psikotikle obsesifler. Yani kişiler zaten tanıyla birbirlerini seçmezler. Daha çok fantazmalarıyla birbirlerini seçtiği için o kişi mesela benim dünya anlayışıma göre bir şey vardır. Belirtisi vardır, ilgimi çekmiştir vesaire yani ama psikoz-nevroz ilişkileri üzerinden pek düşünmeyiz çiftleri. Ki yani iki psikotik de mesela bu doomed relationship olabilir. İki psikotik, iki nevrotik, iki histerik bir arada da çok dağınık bir ilişki ortaya sergileyebilirler. Yani bu kişilerin fantazmlarına biraz daha çok aşk ilişkileri genelde fantazmla seçildiği için oradaki projeksiyonlarla ilgilidir. Bir soru daha iletiyorum. Psikozların sanat üretiminde, sanat, edebiyat ve bu gibi ürettikleri sanat nesnelerinin simgesel düzende işlevsiz ve anlamsız bulunabiliyor sanat eserleri. Bu nesneler kişide eksikliği ikame eden nesneler mi, yoksa eksikliği dolduran, ontolojik eksikliği hiçten var eden nesneler mi? Tez sorusu gibi bir soru. Bence kişi kişi fark edebilir yani. İkisi de mümkündür. Bir kişi için ontolojik bir işlev görür. Bir diğeri için daha farklı bir işlev görebilir. Ki üretimde mesela psikozdaki bazı psikotiklerin sanatı daha çok dışkı nitelikte yapılan sanat olduğu için karşı taraftan pek de bir beklentisi olmayabilir. Yani ona biz kendimiz nevrotikler anlam yükleriz. Oradaki sanatçı için pek mesela André Bacon, eğer biliyorsanız resimlerini, Bacon'un resimleri yani tamamen Bacon'un dışladığı dışkı gibi gördüğü ve hiç de yani orada onu, yani ancak onu melankoliden fazla bahsetmedik ama melankolik yönünü temsil ettiği bir eser olmuştur. O nedenle ontolojik veya sanat yapıtı olarak bir, daha çok o anlamı biz yükleriz diye düşünüyorum. Ama o işlevi görebilir tabii ki yani. Pek değil aslında. Çok da değil yani. Analiz olmazsa kişi. Çocuk açısından aynı evresinden öncesi için. Bir iki soru daha var ama mesela Joker filmiyle ilgili var ama bilmiyorum Joker filmi üzerinden. Bir soruyu ben şu anda okuyordum. Çocuk açısından aynı evresinden öncesi için imgeselden bahsedebilir miyiz? Tabii kesinlikle zaten imgeselden bahsedebiliriz. Aynı evresinden önceki dönem
Hatta imgesel simgesel gerçek yok o dönemde. Şöyle bir şey var. Çocuğun algısı, tabii ki bunlar varsayım. Hiçbir çocuğu, o yaşta çocuğu dinlemediğimiz için ancak varsayım diyebiliyoruz. Biraz Winnicottian olacak ama çocuk aynı evresine girmeden önce annesini veya anne fonksiyonunda olan kişiyi kendisinin uzantısı olarak algılar. Ayna evresi onu gelir orada böler. Yani tıpkı memeden ayrışma gibi. Anal nesneden ayrışma gibi. Ayna evresinde de ötekinden, büyük ötekinden bir ayrışma söz konusudur. Aynı zamanda onun için çok önemli bir evre deriz. Çocuk imgeselden simgesele geçer, şöyle geçer. Bedeninin, yani o dağınık bedenin bir nevi ayna evresiyle bütünleşmesi, imaj olarak, yani orada beden olarak aynada bütünleşmesi sağlanır. Nevrotikler, psikotikler gibi çocuk mu kalmışlardır? Evet. Evet, evet. Nevrotikler de dengeye gelebilir. Psikotikler de dengeye gelebilir. Lacan'ın çok güzel bir analiz sonuçlaması vardır. Benim genelde bizim okulun da çok üstünde durduğu bir analiz sonuçlaması. Analizin sonucunda da deriz. Nevrotik, daha çok burada nevrotikten konuşabiliriz. Nevrotik, onu o yapan, diyelim şöyle açıklayayım. O nevrotiği, o nevrotik yapan semptoma, semptomla özdeşleşir der Lacan. Yani dengesi budur nevrotiğin. Her zaman kendisinden kaçtığı bir şeyi diyelim. Hatta kültürün ve anne baba eğitiminin üstünü kapattığı şeyle analizin sonucunda onunla karşı karşıya geldiğinde, ilk defa mesela ondan kaçtıysa, ki kaçmıştır mutlaka, başka özdeşleşmelerle dünyada kendini var etmiştir. Analizin sonucunda orada bir, yani tamamen radikal bir değişim söz konusudur. Çünkü oraya kadar yaptığı özdeşleşmelerin tutmadığını görecektir ve ancak kendisi olduğu kendine, diyeyim, belki çok Türkçe'ye uygun olmayacak ama kendisi olduğu kendine, kendiyle özdeşleşir diyelim. Buyur. Bu arada bir soru daha vardı. Atladık zannedersem. Psikozların espri anlayışı, mizah anlayışlarında farklılıklar var mı? Diye sormuştu birisi. Tekrarlar mısınız? Bir saniye, tekrar döneyim. Psikozda espri anlayışı, mizah anlayışında farklılıklar var mı? Sonrasında da bununla ilgili metafor gelişmediği için diye bir yorum gelmişti. Bununla ilgili. Evet. Metafor var mı, yok mu, nasıl? Evet. Mizah anlayışı veya espri anlayışı psikozda yok. Mesela yine aynı biraz önceki söylediğim, yani dönem dönem belli teoriler ortaya atılmıştır ama o döneme ait olduğu için ve daha ilerisini Lacan göremediği için bir takım şeyleri söylemiştir. Mesela psikozda metafor yoktur demiştir. Daha çok metonomik bir dil yapısı söz konusudur der. Ama biz şunu görürüz mesela, psikotiklerde tıpkı Joyce'un yaptığı bir yapıt gibi mizah yapıtı da mümkündür.
Bunun tersini söylersek mesela o zaman Joyce çözümüne aykırı olacak. Neden yani literatürde metafordan daha üstün bir çözüm oluşması mümkünse, mümkün olduysa neden mizah alanında olmayacaktır? Yani bu bir gerçektir ki Fransa'da mesela çok ünlü mizahçılar psikotiktir. Yani ama çok müthiş çözüm bulmuşlardır ve kitleler şey derler, peşinden getirirler. Ben burada bir şey sorabilir miyim Zehra Hanım bu soruyu? Evet. Tam da zaten aslında mizahın arzu grafiğinin alt kısmında da gördüğümüz hani özdeşleşmelerle alakalı bir yerden geldiğini söyleyebilir miyiz? Yani ayna evresi ile ilişkisinden bahsedebilir miyiz mizahın? Hayır, mizahın ayna evresinden mutlaka vardır ayna evresinin izleri. Çünkü bütün öznenin yani bütün hareketlerinde ve hayatında ayna evresinin izleri vardır. Ama şu ayna evresidir diyemeyiz. Yani o biraz şey olur, rediktör olur. Yani küçültür şeyi, durumu. Mesela veya espri kullanma. Espri kullanma. Bakın bir paranoyak, şöyle diyeyim. Bir paranoyak psikotik ötekiyle ilişkilerde, küçük ötekilerle ilişkilerde tamamen persekütör veya nasıl diyeyim veya erotomanyak bir ilişkide olabilir. Yani tıpatıp yapışık bir şekilde AA prim dediğimiz, yani ben varım, öteki var, onun dışında bir üçüncü veri veya bir üçüncü yok diyebileceğimiz ilişki tipleri paranoyaklarda. Eğer paranoyak, yani orada biraz mesela ötekinin yaptıklarıyla persekütte olmamak için veya orada zulüm görmemek için veya orada kaygıya düşmemek için onu mizaha çevirebiliyorsa, analizde mesela onu destekleriz. Hedef olarak koymayız ama öyle bir yeteneği destekleriz. Çünkü sonuçta kişiyi oradan biraz şey der, oradaki yapışıklığı biraz sonlandırır. Üçüncü bir eleman olarak, üçüncü bir çözüm gibi görülebilir mizah, yetenek olarak. Bilmem cevapladım mı? Bir kişi okuma, Türkçe'de hangi yapıtları okuyabiliriz diye sormuştu. Türkçe'de 11. seminer Türkçe'ye çevrildi. Bizler çok çevirmeye başlıyoruz. Şu anda bir kartelimiz var. Çeviri karteli, çok yoğun çalışıyoruz. Oradan birkaç yapıt çıkacak. Ve devam edeceğiz. Dergi çıkacak işte yakında. Ondan sonra başka... Ankor Semineri Türkçe'ye çevrildi Murat Erşen tarafından. Başka da bizim seminerlere gelirsiniz. Böyle sohbet ederiz. Televizyon metnimiz var şu an, yine kartel olarak çalıştık. Evet. Laka'nın bir metni. Onun dışında Babanın Adıları metnini Türkçe'ye çevrildi. O da var. Yine Murat Erşen tarafından. Evet, cevaplar da yazılıyor bazı kişiler tarafından. Gayet iyi. Sanıyorum son 15 dakikamız bu arada. Öyle mi? Tabii eğer soru cevabımız devam ederse biraz uzatma şansımız var. Ben sadece... Ha, bir soru daha var. İkinci bir şey. Çocuk açısından soruyu şu yüzden sormuştum. İmgesel'in önemli bir parçası olan identifikasyon ve spiküler imajın ipuçlarını çocukta ne kadar görebiliyoruz aynı evresinden önce? Çünkü sizin dediğiniz gibi aynı evresinden önce
Sen ve sen ayrımı çok net göremiyoruz. Ben ona bir örnek verebilirim bu soruya. Her zaman verdiğim bir örnek ve bana daha önceki eski kontrolcüm tarafından verilen bir örnek. Christian Dumoulin şöyle demişti. Bazı çocuklar, bebek yani birkaç günlük bebek o çocuklar mesela, gözünü yeni açan çocuklar, sizi yani siz ona bakmasanız da, dönüp bakmasanız da sizin dikkatinizi çekmeyi başarır. Bazı çocuklar da önünde istediğiniz kadar palyaço olun, hiçbir yani bakışını alamazsınız. O bakış vermek yani ayna evresinden önce bir şeydir. Bakış vermek hatta bakın belki bu bakışı ötekine vermek hem psikotik yapının biraz izlerini bize gösterir. Ama daha çok oradaki durum otistikle ilgili bir durum olabilir. O aşamalardaki durum. Yani tam olarak tabii ki speküler imajın bir net bir simgesi veya bir belirtisi yoktur. Aynı zamanda da birçok çocukta yani aslında yapı oradadır yani belirgindir. Çok küçük yaşlarda belirgindir. Ayna evresi bunları aslında ayna evresinin işlevi şudur yani oradaki çok belirgin olmayan beden yani öteki bebeğin uzantısı dedik ya yani çok belirgin olmayan şekli belirgin olmayan bu dürtü dolaşımını sağlayacak kesintiler, kastrasyonlar olmadan önceki duruma bir şekil verir ayna evresi. Aynada görmek, kendini görmek ve orada bir de şurada çok önemli bir durum vardır ayna evresinde söylemeden edemeyeceğim. Annenin bebeği tanıması söz konusudur ayna evresinde. Yani orada simgeselin bir adlandırma işlevi gerçekleşir. Dokuz mesaj geldi. Lacan aşkı yorumlarken acaba aşk acısı mı çekiyordu? Lacan'ın aşk acısı çekiyor olabilir. Onun için biraz hemen çok hafif değinmek istedim. Ayna evresini kurduktan sonra Lacan baba oluyor. Yani çok önemli bir şey oradaki Lacan'ın sürecinde. Ne zaman kendisi biraz bu durumları anladıktan sonra kendisine izin veriyor baba olmaya. Belki de tabii ki dönem dönem aşk acısı çekiyordu. Aşk ötekinin arzusunun nesnesi olma, öteki üzerinden eksikliği görme. Olabilir. Ama burada bir eksiklik daha var bu cümlede. Aşk ötekinin arzusunun nesnesi olma, ötekinin üzerinden eksikliği görme. İsterik bir cevap vereceğim. Aşk ötekinde arzulanmayı görmektir. İsterik bir cevap. Cümleyi tamamlamak için söyledim, soru değildi. Geri kalanında şey yapabiliriz, bakın arkadaşlar, 30 Mayıs'ta Colette Soler, çok önemli bir psikanalist, bizimle Skype'da katılacak, Yunanistan'dan bir arkadaşımız da katılacak. Onlarla bir bütün gün hem söyleşi yapacağız hem de acil vakalar üzerine psikanalist ne cevap verir temasını konuşacağız. Orada da yani buradan kalan sorularınız da o gün zamanımız olursa şey diyeceğiz, konuşuruz. Sunumlar Fransızca olacak, çeviri Türkçe çeviriler yapılacak. Yine bu şekilde aynı bugün olduğu gibi 30 Mayıs'ta da
sorulara cevaplamaya çalışacağız. Günümüzdeki gündemli, yani gündemle ilgili soruları da tabii ki şey edeceğiz. Amacımız oydu, yani biraz bu acil vakaları da konuşmaktı. Ki acil vaka, kimin için acil vaka sonuçta, onu da konuşabiliriz. 30 Mayıs'ta. Başka eklemek istenilen şeyler var mıdır bilmiyorum. Çalışma gününün duyurusunu yine maillerini gönderen kişilere göndereceğiz zaten oradan da. Evet. Şey, sesin geliyor mu acaba? Geliyor. Ya ben öncelikle buraya çok Serapentitius mı, tam İngilizce pronans edemiyorum. Serapentitius diye bir ejekti var işte. Hani güzel bir aslan tanrımda. Çok o şekilde WhatsApp grubundan ulaştım. Çok da şey, sevinçliyim o yüzden. Sizi dinleme şansı bulduğum için. Çok mutlu hissediyorum. Bugünlerde psikanalize başlayacağım. İzmir'e taşındım. Çok değerli bilgiler aldım sizden. Sorularıma cevap verdiniz. Çok sağ olun. Sizi takip edeceğim zaten sosyal medyada. Son bir soru sormuştum. Hani çok da zamanınızı almak istemiyorum. Sadece geleceğe dönük bir umut anlamında sormak istediğim bir soru. Hani tüm bu sadist, mazoşist, işte psikotik, nevrotik, histerik gibi hep sorun görülen bu negatif şeylerin aşıldığı ve sağlıklı bireye dönüşüldüğü, yani sağlıklı bireye bir tanım var mı? Tüm hastalıklardan muhtelif öyle bir algı, öyle bir şey var mı? Hani tamamen sağlıklı bir birey olmak psikolojik olarak ve bir de ek parantez, hani bunu potansiyel iyileştireceğim. Potansiyel sonsuz gibi gelen bir şey. Hep kendinizi gerçekleştirin deniyor ama bir ömürde sonsuz bir potansiyel nasıl gerçekleştirilir? Sonuçta sınır yok, yani potansiyel evren gibi bir şey hepimizin potansiyeli. Hani bu biraz alakasız olabilir, bağımsız bir soru olabilir. Ama bu bir soru daha kıymetli benim için. Tamam, cevaplayacağım sorunuzu ama farklı bir kapıdan girerek cevaplayacağım. Analizin sonunda Lacan şöyle bir şey söyler. Yani analizi sonlandıran affekt nedir? Mesela. Yani sizin sorunuza sağlıklı birey dediniz ya, o sağlıklı birey beni biraz rahatsız ettiği için farklı bir kapıdan cevaplayacağım. Sağlıklı birey var mı yok mu bilmiyorum ama analizin sonucunda yeni bir hissin mevcut olduğu söylenir. Yani ve kalıcı bir hissin. Yani değişken değil. Orada kalıcı, analistin ulaştırdığı bir nokta bu. Ve bu his heyecan. Bilmiyorum sorunuzu. Yani tabii ki sağlıklı bir birey olmayabilir. Bu heyecanlı birey. Arzulu birey. Ama analiz en azından buraya kadar gelebiliyor diyelim. Sağlıklı bireyi pek vaat etmiyoruz. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Sağlıklı olmayabilir dediğiniz o parantez ne hocam? Yani sağlık ve sağlıksızlık diye tanıdığımız şeyler ne tam olarak? Sağlıklı ve sağlıksız terimlerine Lacan karşı geliyor. Mesela ruh sağlığı diye bir terim var, biliyorsunuz. Yani Lacan şöyle diyor, eğer ruh sağlığı varsa ruh sağlığı olmayan kişiler de mi var? Diyor. Yani bu nasıl bir tanımlama diyor. O yüzden sunumumda da yani ısrarla belki söylemek istediğim bir şey vardı. O da kişilerin tekil olması. Yani tam klasifikasyonun tersi. Yani sınıflandırmadan kişiler, yani sağlıklı veya sağlıksız olmadan, ha sağlıksız mesela ilişkiler kurabiliriz, onu bazen söylüyoruz, yani genel söylemde de söylüyoruz. Ama bu belki çalışmaya alınır, yani psikanalizdeki çalışmaya alınır. Neden bu tür ilişkiler kuruluyor, neden bunu tekrarlıyorum gibi sorgulamalar olabilir. Ama sağlıklı, sağlıksız, ruh sağlığı olmayan şeyler biraz Lacancı psikanaliz anlayışına karşı. Anladım. O yani bir şey diyemeyeceğim orada. Biraz şeyim, nasıl desem, bilemeyeceğim yani. Bilgisizim diyeyim. Hocam potansiyelle ilgili bir düşünceniz var mı? Hani kişinin her şey olmaya çalışması, omnipotent
tane gibi her yolu seçmesi. Omnipotans obsesif semptomdur biliyorsunuz. O da biraz kastrasyondan kaçış ifadesidir. Onlar analizle ele alınır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki, sanıyorum bir soru daha var. Onu da cevaplayayım. Kaygı psikozda nasıl etki gösterir? Melankolide daha ziyade. Burada bir farkı söylemek isterim kaygı ile ilgili. Ki bu klinik bir şeydir, veridir yani aynı zamanda. Kaygı psikozda ve nevrozda mevcuttur. Yani iki yapıda da vardır. Ama farklı etkiler ve farklı ifade eder kendini. En büyük fark da nevrozda kaygının her zaman için bir nesnesi vardır. Kişi yani kaygılandığında beş aşağı beş yukarı neden kaygılandığını bize söyleyebilir. Belirleyebilir yani o kaygının nasıl oluştuğunu. Psikozda veya melankolik biraz daha farklı. Psikozda kaygıyla karşı karşıya geldiğinde psikotik özne ona bir anlam yani bu anlamsızlık biraz önce de söylendi. Oradaki kaygıya bir anlam veremez. Yani nesnesini de söyleyemez. Kaygı onun omzuna yani bütün ağırlığıyla çökmüştür. Kaygılıdır ama neden kaygılı olduğunu hiçbir kelimeyle, hiçbir imajla, imgeyle anlatamaz. Nesnesi yoktur çünkü. Neden kaygılandığını bilemez. Benim bir psikotik analizanım var. Sabah kalktığında, her sabah kalktığında kaygıyla uyanıyor. Hiçbir nedeni yok. O sonra gün içinde kayboluyor. Ama her sabah yine onu bir gelip tetikliyor. Yani ama nedeni yok, nesnesi yok. Nevrozda nesnesi belirgindir kaygının genelde. Biz teşekkür ederiz. Hepsine soruların hepsine cevap veremeyeceğiz maalesef. Bir sonraki oturumlarımızda bir de Haziran ayında bu şekilde bir oturum yapacağız. Kapanış yapacağız. Diğer arkadaşlara da artık davet edeceğiz üyelerimizi. Onlar da kısa kısa sunum yapar. Böyle kısa sunumlarla da belki o günü şey deriz. Sizinle tekrar o zaman da çalışmaya devam ederiz. Şimdilik bu kadar benden. Veriyoruz herkese. Hem sunum yapanlara hem katılımcılara. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Zehra Hanım, Görkem Hanım, Simge Hanım. Çok sağ olun. Çok güzel. Teşekkürler size de. Peki. Oldu. O zaman 30 Mayıs'ta görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler herkese katılımları için. Kapatıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakal Simay. Sana da teşekkürler. Herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ben kalan herkese ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Maillerinizi yollamak istiyorsanız, maillerinizi yazmak isteyenler lütfen bize mail atsınlar. O şekilde iletişimi sağlayalım. Çünkü burayı kapatmak üzereyiz. Bunu hatırlatmak istedim. Çok teşekkürler. Simge Hanım, Lakancı Forum org sitesine girdim. Orada haber bülteni diye bir şey aradım ama bulamadım. Hani e-mail adresini yazmak için. Ne tavsiye edersiniz? Bir saniye, ben sizi duyamadım. Lakancı Forum. Lakancıforum.org herhalde web siteniz. Girdiniz, evet, tamam. Orada haber bülteni diye bir şey aradım. Hani e-mailimi kaydedeyim diye ama öyle bir şey yok sanırım. Şöyle, en aşağıda sitemizin en altında, ilk sayfada, ana sayfada, sitenin en altında bizimle iletişime geçin diye bordo bir kısım var. Aynen. Hı-hı. Oraya yazabilirsiniz bizim mailimize. Tamam. Mail adresini de gönderiyorum değil mi? Evet, evet. Tamam. Bizim mail adresine düşecek direkt. Görüşmeyi sonlandırıyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.